Bir de kırptan bir şey. Gökhan. Aynen abi. ...15 puan var. Tabii ki 15'ini de almak istiyoruz. Ama bir rakiplerimiz almak istiyor. Yani bu gayet normal yani. Hiçbir de rakip veyahut da ligdeki takımlar... ...ya tamam 15 5 maçın biz 2 tanesini alalım... ...3 tanesi berabere kalalım bizim için tatmin edici demez. Herkes almak ister. 5 karşılaşmayı biz de almak isteriz. Biz geriden geliyoruz. Unutmamamız lazım. Rakiplerden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Daha çok istememiz gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz. Bu doğrultuda da çalışmaya çalışıyoruz. Ama maç maç gitmek bence çok daha doğru. Önemli olan sezon yani ilk devre sonunda ilk 6 içerisinde olmak. Eğer bunu da gerçekleştirdiğimizde başarılı bir ilk devre geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yani fiziksel olarak halen daha olması gereken seviyede değiliz. Bunun için de idmanları ona göre planlamaya çalışıyoruz. Çünkü yani çok fazla yüklendiğiniz zaman da oyuncu sakat vermemize neden oluyor. Bunu engellemeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da hafta içi hafta sonu karşılaşmalar oynadık ve 2 hafta sonra tekrar oynayacağız. Ankara Gücü, Bolu, hatta İstanbulspor. Yani 8 günlük bir süre içerisinde 3 tane karşılaşma oynayacağız. Burada amacımız mevcut olan kadromuzun sakatsız bir şekilde o karşılaşmaları hazırlamak. Yani önce takım olmamız lazım ki iyi sonuçlar alabilirim. Antalya'da ilk adımları attık. Ondan sonraki süreçte de gayet her geçen gün adım ataraktan devam ediyoruz. Eğer hedeflere ulaşmak istiyorsanız bu hedefleri takım halinde yapmanız gerekiyor. Yani takım vurgusunu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Ama burada tabii ilave olaraktan da şehrin de buna inanması, hedefe inanması gerekiyor. Yani eleştirmek, ondan sonra mevcut olan oyunculara hedef göstermek bize hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü elimizdeki olan oyuncumuz bu, oyuncu grubumuz bu. Bunların en iyisini yapacağız. Belki bir karşılaşmada kötü oynayabilir ama bir sonraki karşılaşmada mutlaka katkısı olacaktır. Yani o anki oyununa göre, o anki performansa göre çok fazla olumsuz şekilde düşünmek veyahut da olumsuz şekilde tepki göstermek üzücü açıkçası. Gerçekten çok üzücü. Bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Eğer bundan kurtulursak eminim hem taraftarımız daha mutlu olacak hem futbolcularımız sahadaki performansı artacaktır. Yani bunu belki bugüne kadar yeterince ifade edemedik ama yani son oynamış olduğumuz 3 iç saha karşılaşmasında bunu net bir şekilde görüyorsun. Çok üzücü. Yani dün sahada olmayan arkadaşların bile ne değiştir diyerekten ismini telaşa yapıyorlar. Yani artık bu kadar ön yargılı olmamak lazım ya. Bunlar bizim oyuncularımız. Bunlarla biz başarıya gideceğiz. Hedefler kalıcı olursa sonrası için çok güzel. Artık ekonomik şartların nerede olduğunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani dışarıdan oyuncu almanın neredeyse imkansız olduğu bir ortama doğru gidiyoruz. Artık kendi kaynağında bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Hollywood service. 1 2 3 Şimdi değmiyor bak yere. 2 3 Şimdi değmiyor. Abi.